Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzda acil matematik yayınlarından 3 tane öğretici fonksiyon sorusu çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza bakalım. A eşittir 1 2 3 nokta 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 virgül n olmak üzere f a'dan a'ya birebir ve örten bir fonksiyon tanımlanıyor. f1 artı f2 artı f3 artı nokta 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 artı fn eşittir 78 olduğuna göre sa kaçtır demiş. Yani a'nın eleman sayısı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın daha iyi anlatabilmek için şunu yazmak istiyorum. F A'dan A'ya tanımlanmış ya. Yani F 1 2 3 nokta 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 virgül N'den 1 2 3 nokta 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 N'ye kadar tanımlanmış. Arkadaşlar F bir fonksiyon olduğu için tanım kümesinde açık bir eleman kalmayacak. Yani arkadaşlar buradaki her elemanın görüntüsü karşı tarafta olmak zorunda. 1'e 1 bir dediği için buradaki her elemanın görüntüsü de farklı olmak zorunda ve örten dediği için arkadaşlar açıkta değer kümesinde eleman kalmayacak. Yani bu ne demek arkadaşlar? f1, f2, f3 nokta nokta nokta, nokta fn yani 1'in, 2'nin, 3'ün, n'nin görüntüleri hepsi arkadaşlar farklı olacak ve değer kümesindeki elemanlar olacak. Yani f1 3 olur. İşte f2 5 olur. f3 n olur f n 1 olur. Fakat arkadaşlar bakın birden n'ye kadar tanım kümesindeki bütün elemanların görüntüleri yine arkadaşlar aynı kümeyi vermiş. Değer kümesindeki elemanlar olacak. E dolayısıyla arkadaşlar buranın toplamı aslında değer kümesindeki elemanların toplamı olacak. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı en eşittir 78 diyeceğiz. Birden n'ye kadar olan sayıların toplamı ne arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 78 ise 156 olarak gelecek arkadaşlar. E, n eşittir 12 için sağlar çünkü 2 ve 3 6 C için oradan düşündüm. N eşittir 12 yazarsak arkadaşlar 12 çarpı 13 156 olur. Yani arkadaşlar n de A kümesinin eleman sayısı olacağından dolayı doğru cevabımız C şıkkı olarak geldi arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur sorumuz. Diğer sorumuza bakalım. 8. sorumuz demiş ki G, R'den R'ye F 0,3'ten R'ye doğrusal fonksiyonların grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre y eşittir f artı gx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar biz fx fonksiyonunun denklemini yazalım. x eksenini 3 noktasında kesmiş. y ekseninde 3 noktasında kesmiş. Yani x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1 şeklinde yazarsak x artı y eşittir 3 ise y eşittir eksi x artı 3 şeklinde gelir. Arkadaşlar gx fonksiyonumuzun grafiğine bakarsak y eşittir a çarpı x şeklinde. Neden y eşittir x demedim? Bakın mesela burada 1 verdiğim için 1 geliyor mu onu bilmiyorum. Eğer 1 verdiğim zaman 1 gelirse e, A'da eğim olur. Yani 1 bir bölü 1'den eğim 1 geleceği için y eşittir x derim. Fakat şöyle bir durum var. Bakın aradaki mesafe 2. 2 bölü tamamı 3. 2 bölü 3 ise arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası da 3. O halde buradaki uzunluğum da 2 olacak. Yani 1 verdiğim zaman 2 gelecek. Yani 2 bölü 1'den eğim 2 olacak. Yani arkadaşlar g x eşittir diyeceğiz ki 2 x olarak gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın f artı gx demek f x artı x demek. Yani 2x ile e, nerede yapalım? Şu boşlukta yapalım arkadaşlar. 2x ile eksi x artı 3'ü toplarsam x artı 3 olur. y eşittir x artı 3'ün grafiğini çizersem arkadaşlar x yerine 0 verirsem y'si 3 olacak. A şıkkını yakaladım şimdilik. x'e 0 e, y'ye 0 verirsem x'i de eksi 3 olacak. Evet arkadaşlar gerçekten de grafiği çizdiğim zaman bakın eksi 3'e 3'ten geçiyor. x yerine 3 yazdığım zaman da 6 geliyor. A mı peki? Hayır arkadaşlar A değil. Neden? Bakın arkadaşlar en başta şunu boşuna vermemiş. F fonksiyonu 0,3 aralığında tanımlı. Dolayısıyla arkadaşlar F artı G fonksiyonu da bunların kesişimi olan 0,3'te tanımlıdır. 0,3'ten R'ye gidecektir. Yani bu grafiğin sadece 0,3 aralığında olanı lazım bana arkadaşlar. Bakın azıcık indirdim. C şıkkında bakın yukarıdaki grafiğin 0,3 aralığında olanı var. Yani arkadaşlar bizim doğru cevabımız C şıkkı olarak gelecektir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar son sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıda F ve G doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar bakın bu F'nin fonksiyonuna biz e, F'ye eksi x desek herhangi bir sorun teşkil eder mi? Diyelim bakalım. G fonksiyonuna da arkadaşlar ne desek biz? X artı 2 desek oluyor mu bakalım? X artı 1 diyelim. X artı 1 desek mesela x'e 0 ver. Y'si 1. Y'ye 0 ver. X'e eksi 1. Tamam. Eksi x de x artı 1 dedim ben. Tamam mı? F artı g birebir fonksiyondur demiş. Arkadaşlar eksi x ile x artı 1'i toplarsam 1 gelir. Sabit fonksiyondur. Yanlış olur. F çarpı g çift fonksiyondur demiş. Eksi x ile x artı 1'i çarparsak eksi x kare eksi x gelir. Bakın x'in derecesi çift, x'in derecesi tek. Dolayısıyla ne tek ne de çift fonksiyon olur. İki de yanlış. Cevabımız demek ki Ceyhan. Yine de okuyalım. G bölü f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi r fark sıfırdır. Arkadaşlar f fonksiyonu doğrusal bir fonksiyonsa arkadaşlar ve bakın orijinden geçtiği için yani bu eksi x olabilir, eksi 3x olabilir, eksi 5x olabilir. Herhangi bir tanesi olabilir ve e, paydada olduğu için tanımsız yapan nokta sıfırdır. Dolayısıyla en geniş tanım kümesi de R fark sıfırdır arkadaşlar. Bizim doğru cevabımız Ceyhan olarak geldi. Arkadaşlar umarım 3 sorumuz da sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.